İbrahim Bey, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Orucun faydalarıyla başlayalım. Evet, mübarek Ramazan yarın başlıyor inşallah. Oruç çok çok faydalı tabii ki. Sayılmayacak kadar çok faydaları var. Dini yönünü hocamız anlatacak. Biz de sağlık yönüne değineceğiz. Oruçla ilgili çok güzel dünya çapında araştırmalar var. Hani oruç deyince Türk tarzı oruç tutmak değil tabii ki. Mesela akşama kadar, iftara kadar insanlar oruç tutuyor, aç kalıyor. Akşam 5-6 tabak yemek arkasından tatlılar, zevseler, meyveler vesaire vesaire. Bu oruç değil tabii. Şimdi oruçla ilgili Rus asıllı Doktor Vojtović. Vojtović araştırmalar yaptıktan sonra diyor ki dünyadaki bütün tedavi yöntemleri, tıbbi tedavi yöntemleri terazinin bir kefesine koysanız, orucu da diğer kefesine koysanız, oruç bütün tedavi yöntemlerine yedi basar. O kadar önemli. Tabii tutabilirsek. Tutamıyoruz. Neden? Nefsimize hakim olamıyoruz. Akşama kadar oruç tutarız. Akşam da Allah ne verdiyse yiyoruz. Öyle oruç olmaz tabii. Biz de tabii, ben de dahil. Herkes böyle. Efendim. Profesör Doktor Arnold Ehert, oruç tuttuğunuz zaman vücudunuzdaki bütün her şeyi atarsınız, cerahat yürür, bütün pisliklerden arınırsınız. Vücudunuz büyük bir zafer kazanır, yenilenirsiniz, gençleşirsiniz, dişleşirsiniz diyor. Profesör Doktor Duyn, Amerikalı, bu da diyor ki hayatında hastaları tedavi etmek için çeşit çeşit ilaçlar denemiş kimyasal ilaçlar, denediği bütün ilaçlar insanları zehirlediğini görmüş. Ya bu ilaçlar insanları zehirliyor, bir faydası yok. Yok mu bir başka çare diye araştırmış ve orucu bulmuş. Diyor ki, oruçla tedavi edilemeyecek hiçbir hastalık yok. İlaçla zehirlenirsiniz, oruçla sağlığınıza kavuşursunuz diyor. Kimyasal ilaçlarla zehirlenirsiniz. Bu doktor, duyun Amerika, yıllarca insanları kimyasal ilaçla zehirlemiş, sonunda şifanın oruçta olduğunu görmüş. Profesör Doktor Herbert Shelton, bu da Profesör Doktor, oruç üzerine araştırmalar yapmış, incelemiş ve diyor ki oruç sırasında kişideki o geçici hafif ilk 2-3 günde ortaya çıkan halsizlik, termansızlık, yorgunluk gibi gözüken şey aslında vücudun glikoz değil de artık yağ yakmaya, depolanmış yağları yaktığı için ortaya çıkan ketonu da harcamaya başlıyor vücut. Bu nedenle kişide hafif baş ağrısı oluyor ilk 1-2 gün. Bu ne demek? Vücut arınıyor, temizliyor bütün cerahat cüruflardan, toksik maddelerden. Evet, Profesör Doktor Arnold Ehert, bu da Alman asıllı profesör, de diyor ki oruç diyor tedavide joker gibidir. Her yerde, her şekilde, her hastalığa karşı kullanılır. Yani oruçla ilgili çok büyük araştırmalar var. Bunları da nedense hep Avrupalılar, Amerikalılar yapıyor. Biz Türkler de inşallah bir gün yaparız bir şeyler. Biz de yiyoruz, içiyoruz maşallah. Şimdi kalp atışı dakikada 5 litre kan pompalıyor. Dakikada 72 defa insanın nabzı atıyor. Kişi oruç tutarsa ne oluyor? Kalp atışlarında hafif bir yavaşlama başlıyor. Günde 104 bin defa atan kalp nabız 81-82 binlere düşüyor. %20 oranında kalp atışlarında yavaşlama oluyor. Bu ne demek? Kalp yenileniyor, damarlar yenileniyor. Kalpte ve damarlardaki bütün plaklar, yağlar eriyor, temizleniyor. Hücreler yenileniyor. Sindirim sistemi yenileniyor. Karaciğer 400 çeşit enzim salgılıyor. Oruç tuttuğu zaman karaciğerdeki yağ denen bir şey kalmıyor. Alete, asete değerleri normale dönüyor. Şeker hastalığı nedeniyle
yere başlamasa şeker hastalığı ortadan kaldırır. Pankreas yağlandığı için insülin salgılayan beta hücreleri sıkışıyor. İnsülin salgılayamaz hale geliyor. Kişi doğru oruç tutarsa, doğru oruç, Türk tarzı oruç değil ama doğru, sünnete uygun, Peygamber Efendimiz'in sünnetine uygun oruç tutmak şartıyla. Türk tarzı böyle abur cubur her şeyi yemek değil. Peygamber Efendimiz 13 lokmayı geçmemiş idi işi. Ama bu genel olarak bünye için nasıl, sağlıklı bir durum mu 13 lokma derken? Hani bütün gün aç duruyor ve dediğiniz gibi şeker hastaları sonuçta baygınlık geçiriyor. Yemekleri. Ağır şeker hastası değil, yeni şeker. Başlangıcında anladım. Ağır şeker hastaları değil. Onlar bile tedavi edilebilir de yani bu biraz irade meselesi, zor bir iş. Güzel bir soru. Şimdi pankreas yağlar eridiği için beta hücrelerindeki sıkışma ortadan kalkarsa ne olur? Yeterli ve kaliteli insülin salgılamaya başlar. Yani şekerin yeni başlayan şeker hastalığında tip 2 normala dönebilir. Mide rahatsızlıkları ortadan kalkar. Sinirler beyindeki, beyni aynı bilgisayara benzetin, saniyede milyonlarca nörotransmitter atıyor, yani mail atıyor, bilgisayar gibi. Çok hızlı çalışır. Şimdi kalp atışı yavaşlarsa, mide, pankreas az enzim salgılarsa ne olur? Bunu uyaran nörotransmitter, yani beyin de rahatlıyor. Relax, rolantiye geçiyor. Yani komple vücut yavaş yavaş bir düzene giriyor. Yani tabii ki Türk tarzı abur cubur yememek şartıyla, yemeye içmeye dikkat etmek şartıyla oruç tutmak çok çok faydalı. Almanlar Heil Fasten derler. Bu Schwarzwald yani kara ormanlarda özel klinikler yapmışlar. Oruç tutmak için. Yani bizim gibi, bizim İslami dini amaçlı değil, sağlık orucu. Heil Fasten derler, şifa orucu. Bunlar oraya gidiyorlar, otelde kalıyorlar. 3 haftalığına 5000 euro ödüyorlar. 5000 euro. Oruç tutmak için para ödüyor. Sabahtan akşama kadar aç kalıyorlar. Akşam çok az bir şey yiyorlar. Vesaire. Normal yaşantılarını devam ettiriyorlar. 3 hafta içerisinde 5000 euro ödüyorlar. Oruç tutuyorlar, Heil Fasten diyorlar. Tansiyon, kolesterol vesaire vesaire birçok rahatsızlık orada iyileşiyor. Bunu biz para ödemeden yapabiliriz. Akşamları fazla yememek şartıyla.